Nitelikli lise nasıl kazanılır Tonguç? Hocam bilseydim zaten burada olmazdım. O zaman hemen başlayalım. Birincisi Türkiye'nin en iyi yerim başlamak istiyorum. Galatasaray'dan başlayıp İstanbul Erkek, Oo. Ankara Fen, Beşiktaş, Kabataş, İzmir Fen bunları zaten biliyorsun. Bunlar senin istediğin iyi ve bunlar gibi birçok nitelikli okulumuz var bunları kazanacaksın. Şimdi sınav yaklaştıkça şunu bilmen lazım olmuş. Sen hangi taraftasın? Konuları eksik olan taraf mı yoksa konuları tam olan taraf mı? Hangi taraftasın Tonguç'um sen? Konularım eksik hocam yani. Birçoğumuz zaten bu taraftayız. Kimse tüm konuları bitirdim ben hazırım diyemez. Hazır olan da zaten hazır olduğunu asla söylemez. Dolayısıyla konularımız eksik olabilir. Ve neyi istediğine karar verdim. Yani fen lisesi mi istiyorsun? Anadolu Lisesi mi istiyorsun? Sosyal Bilimler Lisesi mi? Meslek Lisesi mi? Genellikle Türkiye'de nitelikli lise isteyen öğrenciler Fen Lisesi'ni isterler. Çünkü Fen Liseleri üniversite sınavlarında çok daha başarılıdır. Anadolu Liseleri de yine çok başarılıdır. Sosyal Bilimler Liseleri de. Ama Fen Lisesi'nin böyle biraz daha üstünlüğü var. Fakat sen Fen'den fazla zevk almıyorsan o zaman Anadolu Liseleri ve Sosyal Bilimler senin için daha değerli. Şimdi gelelim ikinci ve en önemli şeye. Hedefine giden yolu çizdim. Yani planını, programını ve uygulamanı yaptın mı? Bu ne demek? Şimdi sen hangi okuluk istediğini biliyor musun Tonguç'um? Hangi okulu istediğim hedefimi daha netleştirmedim ama iyi bir okul istiyorum. Felsezi bu, istiyorum. Bu çok afaki yani çok belirsiz bir şey. Mutlaka istediğin okulu gezip görmeli ve hedefini duvarına asmalısın Tonguç. İster ismini asabilirsin, istersen okula bir selfie çektirebilirsin yani öz çekim. İstersen okulun resmini print alıp asabilirsin. Ama mutlaka hedefini belirleyeceksin. Ve bu hedefine uygun planlar, programlar yapmalısın ki hatta biz de sana biliyorsun ilk tekrar programlarımız, legis tekrar programlarımız var. Onları mutlaka takip edip çalışmalısın Tonguç Eladın benim. Ve programları da uygulaman gerekiyor yok Şimdi diğer bir önemli bir şey ise burada nitelikli lise istiyorsan erken kalkman gerekiyor Tonguç'um. Çünkü erken kalkan yol alır. Yani eğer başarılı olmak istiyorsan mutlaka mutlaka uyan uyuduğun saatlere, uyanma saatlerine dikkat etmen gerekiyor. Az önce söylediğimiz şey LGS tekrar programı. Bu arada çok önemli. Ücretsiz olarak Türkiye'deki tüm tüm Tonguç Bu ne hocam? Bu tüm Tonguç kitapçılarına ücretsiz olarak dağıtılan LGS tekrar programımız. Burada gün gün sana uygun temel hızlı pro denilen ...üç farklı program hazırladık. Eğer konuların eksikse temel programı. Yeni soru pratiği yapmak istiyorsan yani matematikte biraz yanlışların çıkıyorsa hızlı tekrar programı. Eğer derece istiyorsan hocam ben tek tercih Robert Galatasaray istiyorum diyorsan pro yani profesyonel için hazırlanmış tekrar programımız var. Bunu Tonguç kitapçılarından ücretsiz alabilirsin. Türkiye'nin her yerindeki Tonguç kitapçılarına bunları yolladık. Burada çalışan programları var. Gün gün video video saatleri devam ediyor. Bu güzel kitapçı mutlaka ücretsiz olarak al ve çalışmaya başla. Şimdi uyuma saatini söyledik. Erken kalkıyoruz. 8 saat uyku yeterli. Hatta daha az uyuman da yeterli ama şu an için büyüme çağında olduğu için 8 saat yeterli. Ve günlük planlayacaksın. İkincisi programın yoksa yani gidip de kıtasiyeden ücretsiz bir şekilde LGS tekrar programını almadıysan programını oluştur. Günlük, haftalık, aylık Kamplar yap kendine. Bizim LGS kampımıza takip edebilirsin. Ve hedefe giden yolda sakın sakın şaşma. Sadece 5 ay kaldı. Bak şu anda hangi aydayız? Ocak ayındayız. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'da da sınav geliyor. 5 ay çok değerli. Neredeyse yarım sene. Bunu iyi değerlendirirsen çok iyi bir okula girebilirsin ve arkadaşlarına hayır demeyi de bilmelisin. Hayır demek ne demektir? Değil mi? Hadi gel ya bugün maç var. Hayır. Ben programım var. Burada takip etmen Hadi gel abi bu hafta sinemaya gideceğiz. Biliyorsun bugün bu haftaki iki film izleyecektik. bir dakika hayır. İşte WhatsApp grubuna sor. Hayır demeyi bilmelisin. Bazen hayır demek senin için en hayırlısıdır. Dördüncüsü de olumlu düşüneceksin. Yani yapacağım Öğreneceğim, başaracağım ve kazanacağım diyeceksin. Böyle yetişmeyecek, ondan sonra stresleniyorum, çok kötü geçecek diye Çok ilginç mı? bir şey var Tonguç, bu bilim insanlarının kanıtladığı bir şey. İki tane çiçek koyuyorlar tamam mı? Çiçeğin bir tanesine hep güzel şeyler söylüyorlar, diğerine hep kötü şeyler söylüyorlar. Kötü şeyler, yani argo sözler söyledikleri çiçek soluyor, İyi şeyler söyledikleri çiçek ise işte açıyor, daha da yapraklar veriyor, Oo. daha da çiçekler veriyor. Bak çiçekten bahsediyorum, insana bahsetmiyorum. İnsana da hep iyi şeyler söylediğinde yani kendine, arkadaşlarına iyi şeyler söylediğinde etrafına pozitif enerji Gaza verdiğini. geliyor. Gaza geliyorsun ve başarıyorsun. Ben bunu öğretmenlik hayattan hatırlıyorum. Öğrencilerim soru çözerken böyle çok zor ya da basit fark etmez. Bir soru yaptığında harikasın sen yaptın mükemmelsin dediğimde çocuk diğer zor soruyu da yapabiliyordu öğrencim. Ama ya tamam bu kolay bunu yaparsın dediğimde diğer soruyu yanlış yapıyordu. O zaman her Aa. zaman kendine motive edeceksin. Her zaman kendini motive edeceksin. Ve sana böyle olumsuz enerji veren ya, ya, ya diyen böyle tiplerden de uzak duracaksın. Beşincisi de sınavda sana soru soracaklar olmuş. Dolayısıyla bol bol soru çözmelisin. Yani sınavda sana şöyle bir şey yapmayacaklar. Hadi bakalım takla at. Öyle <laughs> bir şey demeyecekler ya da Aa. çek bakalım 20 sınav. Öyle bir şey yok. Sen polis sınavına girmiyorsun. Senin gireceğin sınav liselere giriş sınavı. Nitelikli lise istiyorsun ve bol bol soru çözmen lazım. Hedefindeki minimum soru sayısını belirleyeceksin. Yeni sorular seçeceksin. Yatay, beceri temelli, yeni nesil, güncel yaşam soruları seçeceksin. Ve hata kutusu oluşturacaksın. Niye biliyor musun? Sınava kadar ne kadar çok hata yaparsan yani bol soru çözdüğün için o kadar başarılı olursun. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap yorumlara yorum hocam.